Evet. Bir paket açılışı videosuyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Birazcık ara vermiştik fakat geri döndük. Eğilmemiz gereken farklı projeler vardı o yüzden. Hangi projedeydik lan? Hani o daha önce eğilmediklerimiz vardı ya onlar abi çok şey yapmam. Onlara eğildik biz çünkü önceden eğilmemiştik. Dedik niye eğilmedik onlara eğilelim. Sonra ama geri döndük o projelere de eğildikten sonra. Yeni bir... Erdemciğim... Şimdi de Burger King'den verdiğimiz siparişle de videolarımıza yenisini ekleyelim dedik. Paket bu. Paket bu. Biz Burger King'den ne sipariş verdik? Burger King Steakhouse menü söyledik. Bunu saat 16.03'te söyledik ve 16.48'de geldi. 45 dakikalık bir zaman. Hani bayılıyorlar ortalama 45 dakika yazmaya bütün restoranlar biliyorsunuz. Hakikaten ortalama 45 dakikada geldi ya. Ama insan 45 dakika bekleyince gecikmiş gibi hissediyor. Bilmiyorum sanki bana 1,5 saatte geldi hissiyatı yarattı. Olsun normal 45 dakikaya bir şey demiyoruz. Paketimiz şu şekilde geldi. Klasik Burger King'in kese kağıdı şeklinde yapılmış poşeti. Güzel bir poşet. Sevdiğim bir tarz bu. Ha, değil mi? Bir de geri dönüşümü var. Bravo. Naylon değil. Naylon hiç değil. Ufak ufak içerisindekileri çıkaracağım. Sonra da açılışa devam edeceğiz. Yakın açılışımıza geçmeden önce. Şöyle bir paket çıkıyor içerisinden. Anladığım kadarıyla bu kutu içeceğimiz. Şöyle bir paket daha çıkıyor. Anladığım kadarıyla bu kızartma patatesimiz. Şöyle bir paket daha çıkıyor. Bu da anladığım kadarıyla hamburgerimizin kendisi. Neler olması gerektiğine geleceğim. İçindekileri çıkarayım. Daha sonra sağlamasını yapalım. Peçetelerimiz, bir adet broşürümüz, sonra pipetimiz, kamış da diyorlar. Sen ne diyorsun buna? Ya, kamış diyorum da ayıp olur. Evet. Bazen pipet diyorum. Pipet de çok kibar oluyor. Ya pipet kibar insanlarız sonuçta en nihayetinde. Burada tuzumuz, soltumuz. Burada soslarımız. Son olarak bir soltumuz daha. Şimdi neler olması gerekiyordu? Şu arkadaşın içerisinde kutu içeceğimiz biz ne söyledik? Furuko söyledik. Furuko olması gerekiyor. Bakalım bana da sürpriz olacak. Hakikaten Furuko. Tamam. Şöyle koyalım ki 50 kere söylememiş gibi sayılalım. Patatesimiz. Yalnız burada bir aslında tatlı bir yanlışlık var. Biz standart boy olandan yani normal boy menüden söyledik. Yanılmıyorsam bu King patates. Normal patatesten büyük bu. Hayır, bence onun paketi King içinde. Ama baksana. Yani dolu gibi ağzına kadar. Bilmiyorum. Ben öyle hissettim. Güzel. Bunun içerisinde de Steakhouse burgerımız olmalı. Hemen açalım bunu da. Şurada yerleri varmış kulakçıkından. Ha buradan o yani de hamburgerimiz mevcut. Bunları şöyle bir yok ediyorum şimdilik. Poşetimizin içine çok derli toplayayım. Biz sos olarak sarımsaklı mayonez ve hardal söylemiştik. Onlar doğru şekilde gelmiş. Bu Burger King bayağı bir zaman önce sosların tasarım şeklini, o ne derler, paketini değiştirdi. Benim hoşuma gitti niyeyse. Böyle renkler tatlı geldi. Bir de bir şey diyeyim mi? Böyle soslar daha iyi. Hani paketten sıkmalılardan daha iyi. İçine batırıp tutuyor, bir yemle söndürüp fışkırıyor. Çok doğru bir şey söyledi Erdem. Burger King dışındaki genel fast food mekanları daha böyle kutu şeklinde olan paketlerden değil de ona ne denir bilmiyorum o fıçıklamalı, sıkmalı paketlerden kullanıyor. Onu da illa bir şeyin üzerine sıkman gerekiyor. Bu da genelde bir tabak almayacağına göre fast food söylemiştin sonuçta. Gelen paketin yırttığın bir kısmın üstüne sıkman demek oluyor. Ben birazcık tiskiniyorum ondan. Tuzlarımızdan bahsetmiştik. Pipetimiz, peçetelerimiz. 3 adet peçete gelmiş. 4 yok. 3 adet peçete gelmiş. Yeterli. Gayet yeterli. Ben birazcık dağınık yiyen birisi. Bana yetmez ama normal birin sana yeter. Çünkü ben bunları baya baya yardırıyorum. Şimdi o zaman burgerımızı açacağız. Hamburgerimizin içerisinde beklediklerimiz. Steak sos, domates, göbek salata, çıtır soğan, mayonez ve bizim ekstradan söylediğimiz soğan. Evet görüntü arkadaşlar şu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Tabii pek reklamların ne kadar harika olmasa da evet. Şöyle ekmeğimizin üst kısmını aldığımda göbekleri görebiliyoruz zaten. Şurada göbeğimiz, burada göbeklerimiz yapışmış. Domatesimiz, steak sosumuzu ayırt edemiyorum. Muhtemelen sos yani renginden fark etmiyor olabilirim ama zaten bu hamburgerin varsayılanında gelen bir şey vardır diye düşünüyorum. Peynirlerimiz burada. Soğan yok. Yanılıyor muyum? Hı? Kurçada altta falan. Yani o kadar görünür de altı köfte görünüyor zaten. Şöyle elimle birazcık eşelediğimde soğana rastlamıyorum. Yani köftenin de altındaysa şöyle baktığımız zaman orada zaten bir şey yok. Diğeri zaten çıtır soğan. Her şeyin köftesinde.
Evet, yani ekstradan söylediğim soğana rastlamış değilim. Patatesimiz rengi güzel. Şöyle sarımsaklı mayonezimiz ve hardalımız bunlar. Şöyle açtığımızda gayet kolay açılıyor. Bu şekilde. Erdem alkış yapıp kayda giriyor da orada ışıklar çok güzel yanıp sönüyor, tatlı geldi. Evet, ciddi olalım. Neden? Boş ver. Şimdi hamburgerimizi yakından tanıdık. Şimdi bir de inceden bir tadına bakmak istiyorum. Artık zaten yani pakete çalışanından tadıma da geçiyoruz ya. Biz alıştık birazcık. Bir tadacağım. Çok acıktım birazcık. Şimdi şöyle bir ekmekli hamburgerimizi alalım. Bir şey düzelteyim mi? Hı. Aslında bunlar hamburger değil. Ne? Bunlar burger. Hı. Burger başka bir şey aslında. Hamburger diye bir şey var. Hı. Bunlar burger çeşitleri aslında. Sabahtan beri hamburger dedik. Tamam. Yani aslında bir gün onu düzeltebilirsin. Doğru söylüyorsun. Şimdi ben bu bütün videolarda bunlara hamburger diyorum ağız alışkanlığından. Erdem beni düzeltti. Aslında bunlara burger şeklinde hitap etmemiz gerekiyor. Çünkü hamburger diye ayrıca bir şey var. Hamburger, cheeseburger falan filan. İşte bu da steakhouse burger gibi. Burgerimizi hemen adapte oldum bak. Ben çünkü mantıklı konuşunca böyle gururlanmayacak bir insanım. Burgerimizi aldım. Bir tadına bakacağım şöyle. Ben yiyen oluyorum. Nasıl kafa zehir. Evet. Burgerimiz buz gibi. Ama çekinmiş belli bir zaman alıyor. Geldiğinden beri ayrıca da bekliyor. Bu esnada biraz soğuması. Çekimdeki süremizi de hesaba katarsak burgerin gelmesinden itibaren 30 dakika sonra yemeye başlamış bulunuyorum. Dolayısıyla bu kadar soğuk olması kabul edilebilir. Patatese bakalım. Buz gibi. Çünkü patatesimizin gelmesinin üzerinden 30 dakika... Neyse. Öbür patates de buz gibi. Yani istikrar var. Soslar güzel. Beklediğimiz üzere. Bir de bunu merak ediyorum. Furuka gerçekten Furuka mı? Evet. Gerçekten Furuka. Okey. Bildiğimiz. Reklama doğru gidiyorum değil mi? Bildiğimiz. Öyle bir şey. Burada bu kısımların, bu yemeklerin hiçbirinde reklam yok arkadaşlar. Uyandırayım. Olsa da verseler yani. Yani maalesef yok diyelim ya da. Yok derken zorlayayım, maalesef yok. Şu anda çok ciddi problemlerimiz var reji tarafında. Arka yeşil aslında. Siz tabii ki görmüyorsunuz arkanın yeşil olduğunda. Bu yeşil biraz daha görür neler olacak neler. Neyse. Vallahi ben kuyruğa kiler geçeceğim, ben uğraşamayacağım. Bitti gitti ya. Bağlamam gerekirse, videoyu tamamlamak gerekirse, verdiğimiz sipariş 45 dakikada elimize ulaştı. Ortalama bir süre olarak kabul edilebilir. Soslarımız doğru geldi. Patatesimiz, daha doğrusu eklerimiz doğru geldi. Evet, fiyatını söylemedik değil mi bu siparişin? Doğru. Fiyatı bu gördüğümüz her şeyin, eksik soğan dahil olmak üzere, gördüğümüz her şeyin fiyatı 20 lira 50 kuruş. Standart Steakhouse menü fiyatı zaten. Biz ekstra bir şey söylememiştik. Yani seçimler, normal seçimler. Standart bir menü fiyatı. Steakhouse menü fiyatı. 21,50 kuruş. Evet arkadaşlar, bu videomuzun burada sonuna geldik. Ben hamburgerimi yerken siz de bizim diğer videolarımıza göz atarsanız, arkadaşlarınızı önerirseniz... Nerede çıkıyordu buton? Bak onu unutmuşum ya, bu taraf. Ha, benim sağım, senin sağında diyor bana diyor. Şurada abone oluyor, solda abone oluyor. Şey, ben burada nelerle uğraşıyorum. Ya solda abone ol, sağda işte sos gelmiyor. Kaptırıyordu şu an şurada. Sağda çıkacak olan abone ol butonlarımı... Değil abicim, sağda sosyal medya. Sana göre sağ dedin ama sonra aboneye. Güzel. Hayır ya, senin sana göre sağda sosyal medya. Tamam, öyle olsun. Solda o zaman abone ol değil mi? Heh. Tamam. Burada çıkacak olan abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Buradaki sosyal medya ikonlarından adreslerimizi öğrenebilirsiniz. Hemen aşağılarda çıkacak olan ileri ve geri, sonraki ve önceki butonlarıyla da diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. O zamana kadar önce bana, sonra size afiyet olsun. Bizi takip etmeye devam edin lütfen.